kanalınız başka bir konuda benimle görüşmek istemişti. O iki konu o kadar örtüştü ki. Şu anda iki konu var efendim. Türkiye'nin gündeminde ve bu olayların tetiklenmesine sebep olan. Benim yaklaşık 18 aydır üzerinde mücadele ettiğim ve biz birçok makalemde ve televizyon programında söylediğim bir şey var. Türkiye'de bir bahis mafyası var. Türkiye'de uluslararası bir bahis mafyası var. Maç sonuçlarını etkileyen, maçların sonuçlarını belirleyen ve gerçekten ben bugün maçın tamamlanmayacağını özellikle bu bahis organizasyonu, bu uluslararası organizasyon içinden bir arkadaştan aldım. Bu bugün maçın tamamlanmaması, Katar'ın kazanması anlamına geliyordu. Çünkü Türkiye'de %91 kişi ve bu maçı oynayan %91 Fenerbahçe'nin kazanacağını öngörmüş. Fenerbahçe bu şekilde kazanırsa kasa kazanmayacak, para yatıranlar kazanacaklardı ve o %91 kazanınca kasa kaybedecekti. Maçın bu şekilde bitmesi, maçın bir olarak geçmesi demektir. Yani hiçbir artı, hiçbir eksi olmadan kişiler bu maçı dışarıda tutması, diğer maçların değerlendirilmeye alınması demektir. Ve peki, yatırılan bir şey paraların bu geri maça, alınması veya kullanılması çok özür, ben anlamadığım için hayatımda bahis mayıs oynamadım. Ya Toto Moto onları bile oynamadım. Sadece askerde işte oynayan arkadaşımın yanında baktım işte 5 maç, 6 maç böyle şey oynuyorlar. Şimdi bu maç yarıda kaldığı zaman kasa mı kazanıyor nedir? Kaç kişi oynadı? Yani siz borsacısınız eğer biliyorsanız. Ne kadar para yatırıldı buna? Yani bu bir ciddi bir iddia. Ya şunun çünkü yurt dışından Trabzon'a gelenler de var. Yani anlamadığımız, bakın bizim bugün girerken de söyledim programı. Anlamadığım bir gerginlik vardı maçtan önce. Yani daha gergin ortamlarda Trabzon'da hiçbir sorun yaşanmadı. Ne kadar bir para yatırıldı? Bakın sadece Türkiye'de oynanan bahislerden bahsetmiyorum Mehmet Bey. Anladım. Artık... Hayır, bunun bir belirgin bir rakamı var mı? Yani nedir gördük? Yani, Trabzon Fenerbahçe maçı için tüm dünyada, yani sadece şeyde değil, Türkiye'de değil, tüm dünyada oynanan rakam nedir ve bu kasa şirketler ne kadar para kazandılar? Yani para şeye mi kalıyor? Kasaya mı kalıyor? Son cümleniz doğrudur. Para kasaya kalacak ki, yani kahveci kazanacak bizim eskilerin terimiyle. Evet. Kahveci kazanacak ki kahvecinin bir karı olsun. Ve bunun da sonucu yine çok iyi takip ettiğiniz şey Türkiye'de şans oyunlarının özelleştirmesidir. Kasa ne kadar kazanırsa iddiada o kadar para kalacaktır. Ve iddia ve Spor Toto o kadar yüksek fiyatla özelleştirilecektir yurt dışındaki bahis mafyalarına. Anladım. Peki Hakan Bey, bak çok önemli ciddi şeyler söylüyorsunuz. Yani şunun için ciddiye alıyorum. Çünkü ben geldiğim zaman bak maç daha başlamadan biz Büşah'la buluştuk. Büşah dedi ki bu maç yarıda kalacak. Ya Allah razı olsun dedim, ya nasıl yarıda kalacak? Hani böyle bir hani ortam yok. Evet bir şeyler var ama maç başladı, maçta da öyle bir ortam yok. Ama yani tribünlerde bir şey var. Yani hep Büşah, hatırla. Ya bir şey var Büşah diyorum, yani bir şey var. Bunu size devlet yetkilileri mi söyledi? Yani devlet yetkilileri bu maç ya da devletten, devlet içinden. Abi adam niye şeyini söylesin? Şimdi, ama isim vermiyorum Büşah, isim söylemek zorunda değil.